En son şey demiştik. Belki bonservisli daha böyle yine iyi bir sezon geçirmiş ama prime sezona daha gelmemiş. Mourinho'nun elinde değerlenecek ve Drogba örneği verelim. Chelsea'ye geldiğinde prime dönemi Chelsea'de Mourinho ile elde etti ve başka bir Abramovich başka birini almak isterken ısrarla Drogba'yı aldırmış gibi bu tip bir profil bir oyuncu da olabilir açıkçası. Ama o konuda Mourinho'nun ben hem gözüne hem tecrübesine net bir şekilde güveniyorum. Öte tarafa dönecek olursak ama Dzeko'nun birinci santrafor olacağını düşünmüyorum ben net bir Değil. şekilde. Hocam Net bir şunu şekilde. söylemişti başkan adayken Aziz Yıldırım. Hani Mourinho'nun talebi işte Charlotte ismini vermişti orada. Talisca'yı vermişti ama Talisca'nın bir sakatlığı, bir sıkıntısı var yanılmıyorsam. O da satış listesinde kondu bu arada. Onu da söyleyelim. Duyurulur Al Nassr kulübü tarafından. Teklifleri değerlendireceğiz dediler ama Charlotte ismine ne diyorsunuz? Talisca'yı getirebileceğiz mi Türkiye'ye mi? İnşallah. Futbolu bırakmadan diyorsun. Evet. Ya şöyle şimdi tabii Charlotte müthiş bir santrfor. Yani Charlotte geçen sene ikinci mi oldu gol krallığında? Evet. Yani çok Bir daha kontrol edeyim de öyle bakayım ama yukarıda bitirdi. Burada da çok Zaten 4 iyiydi. gol attı Orada kim? Real Yaramçuk Madrid muydu? maçında. Kimdi? Yok, Dobik. Tabii Dobik Girona'nın oldu. Bravo, oyuncusu. Dobik oldu. O birinciydi. Dobik de burada kötü bir sezon geçirmişti değil mi? Nerede oynamıştı Kerem? Yok, Dobik Girona'da müthiş bir sezon yok, geçirdi. Yok, Dobik Türkiye'de oynamamış. Yok, oynamadı. Trabzonspor İstedi, çok istedi bir dönem. Yakın, evet. 10 Hakikaten milyon euro oynamış istemiş gibi abi. O kadar yıllarca konuşuldu ki yani, gelmedi. Öyle istemiş çok yani. İyi ya. Evet. Hatta başkanın da açıklaması vardı. 10 milyon euro istediler bizden diye. Hemen kalktık masadan. Evet. Yani. Ama gerçekten müthiş bir gelişim evet. sergiledi. Onu söyleyeyim. Evet, Doğubik 24 gol, Sörloth 23 gol. Sörloth operasyonda çok kolay bir operasyon Bence de değil. yani şimdi La Liga'da Evet. ikinci gol kralı olmuş bir oyuncu getirmek çok kolay değil. Ama gelirse çok büyük iş yapar. Çok. Avrupa'da da iş yapar. Yani hiç tartışılmayacak bir oyuncu olur Kesinlikle. Sörloth. Burada Trabzonspor'da da çok büyük iş yapmıştı. Bir sol kenar alınacak diye düşünüyorum ben Kerem. Hücum anlamını soruyordun. Sağ tarafta bilemiyorum tabii. İrfan Can zaten var. Orada birinci oyuncu o olur diye düşünüyorum. Öte tarafta Cengiz'i acaba tekrar futbola döndürebilir mi Mourinho? Yani Roma'ya yapabilir. geldiğinde göndermişti galiba Cengiz Ünder'i. O dönemde gitmişti galiba. Yok, ondan önce gitti Öyle sanki. miydi? Bana da önce gittiği gibi. Önce Sanki gittiği gibi ama geliyor ya hani da kafa ilerlemiş. kafaya mı? Kafa Bir kafaya bakacağım. sanki. Bir Bakarsan bakacağım. Dzeko falan. Çok ben de emin değilim ama olabilir. Şey değil. Bakmak lazım. Fred'le yıldızları çok barışmıyordu. Evet. Ama Fenerbahçe'nin hali Valencia için. maçından sonra biliyorsun kenara alırken burada günlerin sayılı diyor. 2-1 kaybettikleri maçta. Sonra 6 gün sonra Mourinho gidiyor. Ama belki de hani Fenerbahçe Manchester. için bir araya gelecekler. O Tabii canım ilişkilerini tamir edecekler. herhalde. Yıllar geçmiş zaten. Evet. Üstünden. Konuşulmuştur bile. Yani Evet. görüştürürken bile konuşulmuştur o konu. En değerli oyuncularından biri Dolayısıyla sol kenar o şekilde. Sağ kenarı da bilemiyorum. Kampa göre farklı bir değişiklik de olabilir orada. Cengiz'den verim alınmayacaksa. Açıkçası husus bu. Ama biraz daha böyle hareketli bir oyuncu isteyecektir bence Jose Mourinho. Yani yüksek topa hakim olsa mesela En-Nesyri konuşuluyor bilmiyorum. Hani böyle bir istihbarat ne kadar doğru. Hava Mesela toplarında o iyi oyuncu istiyorsan evet En-Nesyri o En-Nesyri oyuncu. ağır da değil yani. O fiziğe rağmen çok ağır bir oyuncu da değil bence. Mourinho Temmuz 2021'de Marsilya'nın başına geçiyor. Leicester'a zaten kiralık gönderilmiş Öyle Cengiz mi? öncesinde. Sonra dönüyor. Evet, Mourinho'yla çalışmadan Marsilya'ya Tamam o opsiyonlu bir zaman. şekilde Tamam o zaman. kiralanıyor. Evet, Mourinho Doğru. Cengiz'le Çalışma. çalışmıyor. Ona Öyle dokunabilir. haberler çıktı da demek ki Yani çalışmamışlar. herhalde forvet arkasında Szymański o anlamda. Beğendiğini söylüyorlar hocam Tabii söyledi. Szymański'yi. Szymański tempolu ya. Evet. Tam böyle koşacak. Tam Mourinho'nun oyuncusu. onun oyuncusu. Ama ön tarafta merak ediyorum ama bir de oraya da Tadic'i de değerlendirebileceğini söylüyorlar. Ben şunu söyleyeyim Kerem. Yani kenarda mutlaka driblingli adam geçen dikin oynayan bir oyuncu alması lazım Fenerbahçe'nin. Geçen sene de çok söyledim. Durağan kanatlar. Yani, yok yani. Mourinho bu arada kesin alacağını ben de eminim. Ben de eminim. Kanat oyuncusu. İki tane hem de. Mutlaka driblingli çalım atabilen Tadic, Tadic ne olur? İşte ikinci santrafor mu yatır? Tadic Bilemiyorum. Ara ara kes hiç bilemiyorum İrfan ya. Can Kahveci falan bunun. Yani yerli sonuçta Türk oyuncular ne düşünecek? Cengiz dedin, İrfan Can Kahveci bence farklı bir duruma da evrilebilir. Mourinho'nun Olabilir. elinde. Belki farklı bir pozisyona da geçebilir. Ya belli zaten. Eskisi gibi O yeniden 10 numarayı da 8-10 oynat. olabilir. 8-10 olabilir. Evet. Yani kanatta oynaması da yani çok
Orada da oynadı ama. Büyük Aslanlar iş çok oynuyor. İyi oynadı. Büyük iş yaptı geçen sene. Orada da oynadı. En iyi sezonuydu diyebiliriz. Tabii kariyer sezonuydu. Tabii canım, müthiş oynadı orada. Ya ilk İsmail Kartal ilk geldiği dönemde sağ kenarda Mert Hakan'la birlikte oynadılar. Yani Mert Hakan merkezde sürekli oralarda bence üçgen yaptılar. Çok iyi iş yapmışlardı. En büyük şey yani reçet olarak savunmayı beğenmeyecek, öyle söyleyeyim ben. Belki kaleciyi bile yani çünkü piyasası olan bir kaleci Livakovic. Belki Livakovic'i satıp başka bir kaleci de mi düşünebilirler? Çok değiştireceğini kadroyu ben düşünüyorum. Çok zor çünkü açıkçası. Bu saatten sonra dediğin yani, gibi nereden, ne zaman hazırlayacaksın? Tabii. Avrupa kupaları işte, maçları başlayacak. Yani bir ay sonra. Başlayacak bir ay sonra. Tabii. Yani çok az kaldı. Şimdi Avrupa Şampiyonası'ndan gelecek oyuncular zaten anca bir takımı toparlayacak. Lugano maçı zaten bir ay sonra neredeyse. Lugano'da tamam Fenerbahçe ile aynı şeyde güçte bir takım değil. Ama yine de bir eleme Kaunas'a ne kadar Zalgiris'e kadar zorlandı. Bize de daha yeni bir hatırla soğuk lütfen. Duş yaşattılar Beşiktaş karşısında. Tabii. Burada kazanmıştı. 2-0'dan 3-2. Şenol Hoca'nın da son maçı olmuştu. Yani dolayısıyla onu da konuşmak gerekiyor. Ben ama çok ben maksimum 4-5 transfer olacağını düşünüyorum. 4 transfer falan olacağını düşünüyorum. Herhalde fazlasına da gerek yok. Ya giden oyuncular olursa yani farklı olabilir. Giden oyuncular olursa evet farklı olabilir. Tabii ki. Ferdi gider. Yani Ferdi için dediği başka. Mevcutu hani korursa diye söylüyor. Yoksa Ferdi giderse mutlaka. Borussia Dortmund'un ısrarla istediği şu anda konuşuluyor, ediyor. Nuri Şahin, işte ne bileyim Arsenal'dan teklif bekledi, gelmedi. Başkan daha önce Ferdi sezon sonu çok büyük bir ihtimalle ayrılacak demişti. Sonra da şunu söyledi geçtiğimiz günlerde. 30 milyon euro civarında bir rakam gelirse oturur konuşuruz dedi. Ondan daha düşük rakama satmayı düşünmeyiz dedi. Bence de satmazlar Ferdi gibi bir oyuncu. Şampiyon olmak istiyorlar çünkü. Kadroyu çok bozmadan nokta atışı çok değerli bir santrfor alacaklar. O bir defa kesin. Onun dışında hani her tarafta Fenerbahçe'nin aslında belki stoperde bir lider oyuncuya ihtiyaç olabilir. Kaleci belki. Onun dışında her tarafta bol bol oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Bu arada Livakovic de Hırvatistan-İtalya maçında turnuvanın en iyi kurtarışlarından birini yaptı. Geride kalan dakikalarda onu da söyleyelim. Son turnuvası da Livakovic'in iyiydi. Evet, ama tabii bu maçı Hırvatistan kazanamazsa eğer Livakovic'in de eve erken döneceğini ifade etmek gerekiyor. Zaten Mourinho'nun beklentisi o, bir an önce gelsinler demişti ya. Bakalım nereye gidecek Hırvatistan'ın durumu, onu da göreceğiz. Son bölümümüzün içinde olduğumuzu belirtelim. Ferdi ilgi çeken bir oyuncu dedik. Dortmund'un, Arsenal'ın ilgisinden özellikle Arsenal'ın uzun süredir çok istiyor. Bahsediliyor. Ferdi hakikaten çok istiyor. Hakikaten bu kulüplerde de ben rahatlıkla oynayacağına oynar, ve fark oynar. Yaratacağına yürekten oynar. İnanıyorum. Çok değerli oynar. Bir oyuncu. Fenerbahçe'nin kazancı ne olabilir? Büyük. Nasıl bir seviyede olabilir? Yani geçen yıl Arda Güler. Mesela Arda Güler satarak Ferdi ve Szymański bir anlamda Galatasaray getirip hani harcama limitlerine takıldı. Fred. Ferdi dediniz de. Pardon, özür dilerim. Fred ve Szymański belki de hani Galatasaray'ın limitleri yeterli olsaydı o dönemde ikisini de bu sezon boyu, geçen sezon boyu Galatasaray'da da izleyebilirdik.